Evet dostlar herkese merhabalar, hayırlı geceler, nasılsınız, iyi misiniz? Sevgili dostlar biliyorsunuz ki e, sizlerden hisselerinizi istedim e, teknik analiz yapmak için. E, çok da fırsat bulamadım açıkçası da söylemek gerekirse. E, o yüzden ben de işte biraz önce Twitter'dan böyle yaklaşık 15-20 tane hissenin analizlerine baktım. E, buradan böyle detaylı bir şekilde hani çizmeye gerek yok zaten hazır bir şekilde verdim. Şimdi e, flap e, bu formasyonu nerede olsa tanırım. 7.80'ler cepte gibi bir şey alsa tut tavsiyesi kesinlikle değildir arkadaşlar. Formasyon budur. Hisse şu an e, 6.70'lerdedir. 6.70'lerde dedir. hedef anlamında 7.85'ler ve 9 TL gibi bir rakam e, formasyon e, gerçekleştirmiştir. Burada bir düşen takoz görebilirsiniz. E, bunun onayı için işte e, 7 TL'de 7 TL ve üstü kapanışlar gerekiyor bu hissede. Ee, burada, e, bu da hazır bir şekilde sizlere sunmak istiyorum bu şekilde hisseleri. Şimdi bir kop. Evet değerli dostlar şu an e, bir konun gelecek seviyesi yani zaten bir TL'nin altında artık stop loss'la bekleyeceksiniz. E, onun onun aşağısında işte 0,92 TL'lere kadar geri çekilmeler gelebilir. Burada ben açıkçasını söylemek gerekirse bir tepki yükselişi bekliyorum işte 1,04'lerde. Burada uzun vade hedef olarak 1,37'ler ondan sonra 1,20'ler arkadaşlar. Burada 1,20'leri yazmadım burada takabül ediyor bu 1,20'leri. Uzun vade tutmak isteyenler 1,37'ye kadar gidebilecek bir performansı olduğunu söyleyebilirim şimdi yusa formasyon var desem var sabır var mı ee, Evet burada da biraz argolu konuşmuşuz kusura bakmayın Çünkü gerçekten güzel bir formasyon hedefi olduğunu söyleyebiliriz Yani biz artık ne diyelim sizlere Arkadaşlar yani İnanılmaz. Ben bu tarz formasyon hisseleri nerede görsem tanırım. Yarın öbürsü gün. Bakın Yunsa şu an 14.90'dadır. Yunsa hissesi yarın öbürsü gün 17 TL'ler, 22.80'ler 25 TL'lere gider ise ben şaşırmam. Yani ama artistliğimi de Ortaya koyarım onu da net bir şekilde Söylerim ifade ederim Kesinlikle al-sat tu tavsiyesi değildir Burada aşağı düşüşler Gerçekleşebilir e, teknik olarak Olumludur 12.67'ler Destek olarak çalışabilir e, Bizim asıl En büyük direncimiz 17 TL 17 TL üstü kapanışlar yaparsa 22 ve 25 TL gibi hedefler bu ise için olandır. Şimdi kuş duru yanınıza yazın arkadaşlar. 160 TL desteği var. 160 TL desteğinden sonra 210 ve 250 TL gibi hedefler vardır. Bunlar ilerki pardon, ilerki zaman dilimi içerisinde gerçekleşmek isteyecektir. Onu da size söyleyeyim. Şimdi avot formasyon tamam. Onay kaldı arkadaşlar. Yani burada bir e, asıl e, şuradaki destek 7 şu an zaten hisse 7.58'lerdedir. 7.34'te bir desteği olduğunu söyleyebiliriz. Burada güzel bir formasyon çalışması var. Burada bir biliyorsunuz ki bir ikili tepe formasyonu vardı. Aşağı gerçekleştir gelebilecek seviyesi 7 TL'lerdi. Orayı da geçti. Yani zaten 6.70, 6.80'ler, 6.90'lara kadar geri çekilmeler meydana geldi. Yani stop tekrar 7.30'ların altına koyabilirsiniz ama burada bir tepki yükselişi bekliyorum açıkçası. 8.86'lar ve ileriki zamanlarda uzun vade hedef olarak 10-11'ler hisse için bir hedef niteliğidir. Onu da sizlere söylemek istiyorum. Doğaç arkadaşlar yaprak var, bayrak var, flama var, formasyon var, hedef 40 TL. Evet, kesinlikle şurada 32 ile 25 bandı arasında böyle bir gidip gelmeler gerçekleşebilir. İlerki hedefi 40 TL'lerdir. Şimdi biz bu formasyon hedefleri veriyoruz ya sizlere. Bu formasyon hedefleri arkadaşlar bir günde bir haftada gidebilecek formasyonlar değildir, gidebilecek hisseler değildir bunlar. Tamamen belli bir formasyon, belli bir karakterist, belli bir desen üzerinde gidip geliyorlar. O yüzdendir ki bunlar biraz. Iı, uzun sürebilir yani 2 hafta 3 hafta gerekirse 1 ay sürebilir o 1 ay sonunda zaten %30'unu %40'ını yani beklediğin o zaman aşımına uğruyorsun ya orada 1 bir, bir ay bekliyorsun ya o 1 ayda sana ya zaten %30 %40 kazanç sağlıyor o yüzdendir ki ben formasyon hedefleri olan hisseleri paylaşırım yani ben öncesini sonrasını paylaştığım hisselerin hiçbir tanesi yani 1 günde 2 günde e, paylaştığım gün direktmen tamam olmuyorlar bu işler yani formasyon hedefi var. Belli bir onay aldıktan sonra bu bir haftada sürebilir, iki günde sürebilir, bir ayda sürebilir. Ama yaklaşık bir aylık süre zarfı içerisinde zaten gözden geçirmeniz gerekiyor. Yani diyebilmeniz gerekiyor ki bir ay boyunca bu hissede kalmam gerekiyor ya da kalmamam gerekiyor. O, daldan dala atlarsanız hiçbir şey kazanmazsınız. Bakın şekil A'da görüldüğü gibi. Şimdi size bir şimdi iseği paylaşacağım. Tamam. Bakın, armadı arkadaşlar. ben bu hisseyi paylaştığımda e, biliyorsunuz ki ben burada bir çanak e, görmüştüm. İkili deformasyonu aynı zamanda takos e, düşen takos formasyonu vardı. O düşen takos formasyonun e, asıl e, başlama, onay alma süreci 50 TL üstü kapanışlar 2-3 gün 50 TL üstü kapanışlar yapması gerekiyordu. E tabii bakın bu biz bu e, hedefi verdik. E, tamamen Şimdi ise bakın burada. Ne? Bak, görüyorsunuz arkadaşlar hisse burada. Tabi bu direktmen olabilecek şeyler değildir. Bunlar belli bir zaman aralığı gerçekleşir. Bak takoz onayı. Düşen takoz onayı mı? İşte 51 TL'ler 50 TL üstü kapanışlar burada 1-2 defa yaptı. Tekrar bu pullback hareketini yaptı. Ondan sonra yoluna devam etti. Asıl 65 TL'den sonra tekrar bir hedef vereceğim. Şimdi ben bu hedefi verdikten sonra bu ise anında gidecek oraya gidecek diye bir şey yok. Yani burada bir düzeltme hareketi yapacaktır. Buraya gelecektir. Belki 56 TL'lere gelecektir. Ondan sonraki süreçte benim vereceğim o hedefe gitmek isteyecektir. O yüzdendir diye diyorum ki arkadaşlar formasyon hedefi olan hisselerden korkmayacaksın. Bir ay sizi bekletir ama bir ay sonunda size güzel bir kazanç vadede bilir. O konuda da hiçbir şekilde sıkıntım yok. Çünkü Bunların örneğini defalarca kez gördük. Şimdi kasa arkadaşlar kasa kesinlikle önlem alma zamanı gelmiş bulunmaktadır. İşte şu an artı 5 kapatması bizim için bir şey ifade etmez. Ya da yarın 151 TL yani bir tavan yapsa bile dahi bunlar senin gözünü böyle çok şey yapmaması gerekiyor böyle. Tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. al Alsatu tavsiyesi değildir. Ama burada eğer ki ikili tepe formasyonu oluşur ise ikili tepe formasyonu oluşur ise 90 TL ve 70 TL'ye kadar bir geri çekilmeler gerçekleşebilir. Tabii bunlar bir günde iki günde olacak şeyler değildir arkadaşlar. Bak formasyon dediğim gibi bunlar bir ay sonra buralara gelebilir. Yani böyle her gün eksi 2 artı 3 eksi 5 e, artı iki böyle gide gele, gide gele, gide gele hisseyi buralara kadar geri çekebilirler. E, o yüzdendir ki e, onun önlemini almanız gerekiyor. Tehlike başlamak üzere. Yani biraz yukarı gidip ondan sonra aşağı sarkabilir. Kesinlikle al sat tut tavsiyesi değildir. Bakın kiler gayrimenkul. Siz bu hisse gitmez dersiniz. Ben formasyon hedefi var. Yüzde yetmiş kazanç var derim. Siz bok <laughs> var dersiniz. Ben... <laughs> Ben görürsün eşek derim. Asa tık tavsiyesi değildir. 2 ay boşuna beklemedi bu ise diyoruz. Ve son noktayı şu cümlelerle bitirmek istiyorum buradaki videoyu. Arkadaşlar 2.37 TL gibi bir yerde desteği var. İse 2.50'lerdedir. 2.54'lerdedir. Bu ise 2.37'lerde güçlü bir desteği vardır. Gidebilecek hedeflerinden bir tanesi kesinlikle ben burada kırmızı Nokta verdiysen buranın altında stop loss beklemeniz gerekiyor. Artık her videoda dile getirmeye gerek yok. Yani formasyonlar çalışmayabilir, kesinlikle çalışmayabilir. E, hisse satış yer aşağı gel. Bakın burada bir omuz baş omuz formasyonu vardı. E, burada boyun çizgisi, buraya daha doğrusu daha da aşağı gelebilirdi ama o kadar da satış gelmedi. E, hisse 289'dan sonra bu formasyon gerçekten Tekrar devreye gidecektir. 3.68'ler ve 4.56'lar e, hedef anlamında gerçekleşmek isteyecektir. Uzun vade hedeftir arkadaşlar. Kimse sana 2 haftada %70 vermez. Anlatabiliyor muyum? Bunlar uzun vade hedeflerdir. Yani formasyonun hedefleridir. Yarın öbürsü gün yani hocam gitmedi, gitmedi demeyin. Burada bir formasyon oluşmuşsa belli bir zaman aralığından sonra hisse e, artık böyle tekrar böyle tavan serilere başlıyordur. Ee, onun da bilincinde olursanız sevinirim. Kesinlikle alsa tut tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video hemen e, bu videodan sonra yüklenilecektir.